Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun anlatın kendinizi. Kendimi anlatayım. Evet. Evet. 30 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Erzurumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. 8 senedir İstanbul'dayım. Sizi program seyrederken gördüm. Galiba dedim. Yani bu aradığım insan bu diye düşündüm. Geldim. Bu. Sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplayın. Heyecanlı Gökhan. Evet. Hani bu anlattıklarımı bile iyi bile anlattım. Ya normalde dilim tutulur mu? Tutulurdu aynen. Dilin tutulur. Yaşamı nasıl sürdürüyorsun? Yani işin haricinde. İşim haricinde aslında fazla zamanımı boş harcamam. Değerlendiririm. İyi bir şekilde yani değerlendirmeye çalışırım. Yani mesela kafanı dağıtacak ne yapıyorsun? Kafamı dağıtacak. İlgi alanın var mı? Arkadaşlarımla takılırım. Arkadaşlarımla otururum, muhabbet ederiz. Sohbetimiz bizi bayağı bir rahatlatır. O yani. Makaracı bir adam mı yoksa hayatı fazla mı ciddiye alıyor? Ben mi? Ben kesinlikle hayatı ciddiye alan bir insanım. Ciddiye alan birisin. Gülmeyi sever misin? Yani gülebilir misin? Başarabilir misin? Gülmeyi severim de onu her zaman yapamıyorum işte. Her zaman gülemiyorsun. Her zaman gülemiyorum maalesef. Nesrin'den ne istersin? Nesrin'den hani ne bir isterim? Bir ilişki yemini olsa. Ya ben gerçekten bir aşk adamı olduğuma inanıyorum. Gerçek bir sevgiye, gerçek bir sevgiyle karşılık verebileceğime inanıyorum. Ve karşımdaki insanı gerçekten mutlu edebileceğime inanıyorum. Saygı isterim. Sevgimi sonsuz bir şekilde veririm. Nesrin? Yorum alabilir. Daha uçuk cevaplar bekliyor muydun? Ya da ister misin? Yok. Normal oldu. Daha ayakları yere basan. Evet. Cevaplar. Bunları da zaten Gökhan Bey verdi. Evet. Kimin yorumunu istiyorsun? Ben Ahmet Bey'den. Ahmet? Evet. Ve Leman abladan. Ahmet ve Leman Hanım buyurun. Buyurun Ahmet. Merhabalar, hoş geldin abi. Merhaba. Şimdi abi sen bayağı bir heyecanlısın. Aslında belli etmemeye çabalıyorsun da. Evet, heyecan var. Hani bence anlatman gerekenlerin devamını anlat istersen. Ya. Yoksa kararı değiştirebilir yani karşındaki insan. Daha detaylı anlatmanı tavsiye ederim. Daha detaylı derken? Ay, anlatacağı bir şey var da. Bence var, anlatamıyor abi. Öyle mi? Çünkü hesapla şimdi hani devamlı insanlar geliyor. Oturuyor kendini detaylı anlatsa hani çay değil olumlu da olur yani. Ben yani onu fark ettim. Söz söyler ki o sırada karşı taraf o söze vurulur mu diyorsun? Evet öyle. Esra Hanım aslında ben bazı kıssaslardan, bazı olaylardan gerçekten iyi bir şekilde ders çıkaran bir insanım. Yani şuna inanırım, nasip ve kısmetin nerede ve ne zaman olacağı hiç belli olmaz. Hani yiyeceğimiz bir yiyeceğin veya giyeceğimiz bir şeyin nerede, ne zaman bize nasip olacağı, Allah'ın bize ne zaman nasip edeceği hiç belli olmaz. Ve ben bu bana Allah'ın nasip ettiği insanı... Peki Nesrin'le paravan açıldığında çok yoğun duygular yaşadınız ama ailelerinizden biri engel oldu bu duruma. Ne yaparsın? Ben aşkı bırakmam. Ve sevdiğim insanı bırakmam. Ve ailemin de buna karşı geleceğine inanmıyorum. Yapamazlar öyle bir şey. Yapmazlar mı? Yapmazlar kesinlikle. Peki. Leman Hanım. Nesrin'cim bir tanımanı isterim. Bir çay fırsatı ver. O anlatamadığı şeyler neyse çayla anlatsın. Tamam ablacığım. Teşekkür ederim. Yeşim Hanım. Evet, 30 yaşında bir adam ve iş hayatında başarılı, aile ve arkadaş hayatında başarılı ama burada yaprak gibi titriyor. Ben buna çok aslında etkilendim. Şöyle ki, demek ki gerçek bir hissi var. Bu hissi sana anlatmaya çalışıyor ve her söylediği söz bu kadar heyecanlı bile çok mantıklı, çok aklı başında. 30 yaşında olgunlaşmış bir bey görüyorum ve aşkına sahip çıkacak bir bey görüyorum. Esra Hanım çok güzel söyledi. Ailenin karşısında ne yaparsın diye tercihin ne olur? Zaten ailemde benim ne olur dedi. Ben de nasip olursa mutlu olun istiyorum. Teşekkür ederim. Alkışlarla açıyoruz paravanı.
bakmayacaksınız. Karşı tarafa bakacaksınız. Monitörleri tamam. Alalım. Yok ama size anlatmak istiyorum. Bana niye anlatıyorsunuz? Aslında tam o bölümde şey yapalım. Burada zıp bir perde gelsin. Evet. Çay içelim. Bir çay içelim. Evet. Birbirimizi tanıyalım. Alkışlarla oynuyoruz canlı odaya. Çok şükür dostlar. Sana mikrofon verecektim Büşra. Çiçeği kaptın, ne söylersin üzerine diye. Çiçeği kaptım, ya hani insanlar genelde adettir ya, bu çiçeği kapandı evlenecek falan diye. Ya ben artık ona inanmıyorum mesela. Allah, o çiçek bana geldiyse ben evde kalacağım kesin. Öyle hissediyorsun. Öyle hissettim ya, bir an onu canlandırdım aslında, hissettim. O çiçek dedim atılacak dedim, bana gelecek ben evde kalacağım. O çiçek de bana geldi, tamam dedim ben evde kalacağım. Allah Allah. Ama ne zaman o çiçeği tutsalar hep böyle değil mi? Evet. Kısmetleri açıldı. Bak i̇şte enerji nasıl yanlış yönle. Olacak olacak, güzel olacak. Çünkü telefon güzel var. Olacak. Kuzey Bey telefon attığında. Gördün mü? Kısmetim bir anda açıldı. Benim hissiyatlar geri tepiyor. Bak gördün mü? Alo deyin. Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kuzey Bey. Evet, adım Kuzey. Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Ben 27 yaşındayım. Evet. Gaziantep'te ikamet ediyorum. İnşaat sektörüyle uğraşıyorum. Aslen de inşaat teknikeriyim. Bir hafta 10 gün öncesine kadar sizi görmüştüm annemin aracılığıyla kanalda. Bir hafta 10 gün önce olması imkansız. Ben 1,5 aydır yoktum. İnternetten, yani televizyon verken canlı yayından değil. O aracılıkla bir talip olmak ve doğrusu diye bir başvurumuz olmuştu. Arkadaşlar da sağ olsun ilgilendiler, aradılar. Yani şu anki pozisyonum böyle. Teşekkür ediyorum. Peki Kuzey Bey, boyunuz kaç? Boyum bir 77. Davet etsem ne zaman gelirsiniz? Davet etseniz yani şu anda pazartesine kadar gelemem. Burada işlerimi ayarlayıp programımı yapıp öyle çıkabilirim. Ne zaman geliyorsunuz? En yakın pazartesi günü gelebilir mesela. Pazartesi günü bekliyoruz o zaman. Tamam. Çok teşekkürler. Büşra, nasıl bir yaş aradığını söyler misin? En fazla 29 yaşına kadar kendini bilen, sözünün arkasında durabilen özellikle. Sevdiğine sadık. Özellikle hani başkasına güvenmesinden değil ama kendisine çok fazla güvenen bir insan. Melek ve hayır geliyorlar karar anları için. Önce tanışma hikayeleri. Vazgeçersen bu sevdadan eğer, gir karıma, hani bekarlık sultanlık derdin yetti canıma, geçerim ben senle gir canıma, gir karıma. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz. Çok şükür iyiyiz. Melek 28 yaşında programa Denizli'den katılıyor. Halil Yılmaz da Denizli'den geldi. İki Denizlili kafa kafaya verip inşallah güzel bir karar almışsınızdır. Öncelikle Halil Bey'in Denizli'den buraya kadar benim için geldiği için çok teşekkür ediyorum kendisine. Ama bazı kriterlerimiz uyum sağlamadı. O yüzden bizim olumsuz. Nedir onlar? Her ikinizin de hani sen bir evlilik yaptın, ayrıldın. Halil Bey'in çocuğu yok ama hiç evlilik yapmadı. Evet. Yani kendisi ya, anlatabilir. Şöyle bir şey söyleyeyim. Melek Hanım çok güzel, efendi, evet, dürüst bir insan. Allah gönlüne göre birisini çıkartmasını amin, isterim. Sizinle. Ve çok ince davrandığı için de teşekkür ederim. Çok hiç kimseye böyle kırmadan, incitmeden bir insanın yüzüne noktasını yani düzgün şekilde anlattı bana. Benim boyum birazcık daha kısa olduğu için. Yani hayır. Artı yani bir şey yok yani. Yan yana gelir misiniz? Çok merak ettim. Efendim? Yan yana gelir misiniz?
Bir saniye, bir saniye. Kimin boyu kısa? Meleğin mi? Benim yani. Hayatım, ayağında topuklu ayakkabı var, yine senin yani. Kayınvalide mi? Kayınvalide. Ha, kayınvalide, evet. Evler de dahil. Yani aynı evde, yani üst üste oturmamız. Ha, sen annenlerle aynı binada oturuyorsun. Aynı binada oturuyorum, üstünde yani. Üst binada. Aynı evde yaşamıyorsunuz mu? Evler var ya, ayrı. Anladım da. Giriş kapıları ayrı. O şekilde. İlk evliliğin bu yüzden mi bitti? O yüzden korkuyorum. Korkuyorsun. Evet. Korkular olduğu için de var, evet. Yani bir şey söyleyemiyorum tabii, kötü bir deneyim ve tecrübe eğer yaşamışsan. Belki ben, Halil'in annesi melek gibi bir kadın. Ben, yani evet. Ne kadar bazı şeyler baştan iyi gitse de belli bir zaman sonra çok farklı oluyor. Yani ortam aynı olunca. O yüzden. Ben ikna ettiğime inanıyorum yani, o kadar dil döktüm, o kadar söyledim. Ama olmayınca olmuyor. Peki yani kayınvalideyi unut, her şeyi unut. Mesela Halil'e baktığında ya iyi bir hayat arkadaşı olur diyor musun? Bence olur da yani. Bence olur da. Ben değilim, ben değilim. Ben ona iyi hayat arkadaşı evet. Olmam. Niye? Bilmiyorum. Yani Allah yani daha farklı insanlarla inşallah karşılaştırır. Allah gönlüne göre versin diyorum. Ben sen de. Benden daha iyisin demek. Yani açılımı bu bence. Yok. Eyvallah, hiç yaşamadım. Ne bileyim, siz bir şey söyleyin. Evet. Bir evlilik öncesinde düşünsene, bir kayınvalideyle yaşamış. Evet. Hani artık sürekli laf mı sokuyordu, kötü mü davranıyordu, olumsuz muydu? Mutlaka insanların önceki hayattaki deneyimleri şimdiki hayatına yansır. Ama korku olarak değil de tecrübe olarak yansır. Evet. Şimdi her insan aynı değildir. Bir defa alt üst oturacaksınız, ayrı kapılardan girip çıkacaksınız. Eski adetleri düşünürsek herkes bir evin içinde yaşarmış. Ve anlaşmanın yolu her zaman sevgidir. Bir anlamda anlaşamazsanız karşılıklı oturur konuşursunuz ve sen bu deneyimi hiç kendine fırsat vermezsen eğer, korkarak hiçbir talebine cevap veremezsin. Önemli olan düşünsene, çünkü biriyle evlenirsin, hı-hı, annesi uzakta dersin, bir mutlu olursun, bir bakarsın ayda bir geliyor. 15 günde biz, 15 gün sizde ne yapacaksın o zaman? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Peki, pişman olacağını düşünüyorum ama zaman. Esra abla, ben yorum yapayım mı? Şu anda yorumluk bir şey yok. Çok teşekkürler, alkışlarla uğurluyorum. Mersi. Ben hiç mükemmel değilim, belki de sıradan biriyim. İşin aslı sevgilim, sen bana fazla iyisin. Ben hiç mükemmel değilim, belki de sıradan biriyim. İşin aslı sevgilim, sen bana fazla iyisin. Genelde de Hamiyet ne yapıyorsun? Geç mi dedi? Ha, nereye geç dedi? Karşılaşmam varmış. Karşılaşmam var. Evet. Yok öyle bir şey ya. Var. Taktım var yani mı? Mikrofon. Mikrofon takıldı. Evet. Sen oradan mesaj aldın yani. Yani. Şu an öyle bir yerdesin ki. Yani bir adım geri koltuğun, bir adım geri burası. Geleyim mi? Ha? Geleyim mi? Kara istemiyorum diyor. Ne şu anda görür görmez ne dedi? Ben asla çıkmam mı dedi? İptal oldu talibin. Tamam. Alkışlarla Hamiyet geliyor. Hamiyet'in o sırada yerine dönerken tahmin edebiliyorum ha. Zaten ben öyle kısmet olsa öyle olurdu, mikrofonda takılırdım. Ya, acaba içinden ne geçiyordu o sırada, çok merak ettim. Yo, kısmet, kader kısmet. Kısmet? Evet. Hiç öyle düşündüğünü sanmıyorum. Ha? Hiç zorlamam ben. Hiç zorlamazsın. Kimseyi zorlamam. Çok da güzelleşmişsin ayrıyeten, böyle teşekkür kırmızılar ederim falan. Siz de öylesiniz. Teşekkür ederim. Hamiyet'in talibi İsa Bey geliyor. İyi
İsa Bey, merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Kaç yaşındasınız? 26. Ne işle uğraşıyorsunuz? Şoförlük yapıyorum.